Niye İlknur'la küssünüz? 4 aydan beri. Senin yüzüne. Benim yüzüme. Senin yüzüne. Ben sana bir şey söyleyeyim mi hanım kardeşim? Neden biliyor musun? Bağırmadan konuşun anlayayım. Neden biliyor musun? Neden? Senin İlknur'un adına beni tehdit etmenden dolayı kapıştım. Evet. Niye onun adını kullanarak benim sayfamın resmini alıp da benim adımla sayfa açarak demin az evvelki görüşen zatla birlikte irtibat kurarak evet. Benim sayfalarım altına evet. Tehditvari mesajlar atarak benim adıma bütün akrabalarıma mesaj yollayarak ikiniz birbirinizden telefonlaşıp anlaşarak buraya çıkmanın sebebi de o. Süleyman mı? Yok yok. Hayır. Demin Osman denen şahıs var. Yok. Kur'an'a ekmek çarpsın bunu. Yemin etme. Onları geç. Tanıyorsun. İrtibat kurdum ve ondan buraya çıkmanı da o sağladı. Yok ama neden size böyle adam... bir şey yapsın? Hayır. Ama Osman Bey de hatta. Osman Bey de girebilir. Bir dakika. Osman Bey. Hayır bir saniye. Eğer bir dinleyecekseniz kesmeden. Şimdi ben bu Osman denen şahsı da tanımıyorum. Hiç kim bunu da tanımıyorum. Ama bilmiyorum. Osman Bey yüzünden buradasınız dediniz. Tanımıyorsun peki Kartal'da adliyesinde neden davalarınız dinle, var? Osman Bey beni tanıyor musunuz? Ya bir susarsanız yok, beni dinlerseniz eğer onu dinlediğiniz gibi dinlemeyecekseniz konuşmuyorum. Veysel Bey size sözü vereceğim ama önce şunu anlayayım. Muhammed sen tanıdığını söylüyorsun tanımıyor musun seni Osman Bey? Tanımıyor, ben de tanımıyorum. Niye o zaman beni tanıyor musun diye soruyorsun. Söylemiş de tanıyor diyor ya, birleşik çıkmış. Facebook sayfasında arkadaş, irtibatlaşıyor. Facebook sayfasında arkadaşlar. İkisi bir arada, arkadaş mısınız? Evet. Bilmiyorum abla, değil. Evet, yalan konuşma. Yalan konuşma. Vallahi de billahi de 4 tane sayfa var, 4'ünde de arkadaş. Evet. Kanıtlasana. Bir tane kanıt var efendim ya. Tamam, savcılık, savcılığa verdiğimde Facebook öğreneceksin. Facebook sayfasını hemen bakalım onlar böyle değişim vesaire ben yapmadan. Ben verdim çünkü sana savcılığa. Bakalım arkadaşlar Facebook'ta tanışıyorlar mı? Bunları ispat edemezsen öğreneceksin. Tamam. Peki Veysel Bey. Şimdi şöyle söyleyeyim, şurayı açıklayayım. Neden benim, onların ortak olduğunu düşünüyorsunuz? Bir dakika, bu şimdi adliyede hiçbir şey yapamadı. Osman Bey mi? Evet, adliyede benim üstüme yürüdü. Oğlumu tehdit ediyor, duruyor mesajlarda burada. Öldüreceğiz, sen göreceksin Kur'an üstüne yemin et. Adliyeye ben gittim, benim hakkımda küfürler, mesajlar, aile akrabalarıma ulaşmış, yeğenlerime ulaşmış, ağza gelmeyecek. Neden? Neden biliyor musun? Nedir? Aşırı bir kıskançlık var ayrıldığı halde, o kızın kim nasıl sizden bir çıkarsa... Sizden mi kıskanıyor İlknur'u? İlknur'u değil, İlknur'la bir alakası yok burada, ben bunu demiyorum. Osman Bey mi? Evet. Onun ayrıldığı, İmam Nikah'a ayrıldığı eşini kimseyle irtibat kurmaması için kız öğretmeni, İngilizce öğretmeni, talebeleri bile engellemiş para kazanmasın diye kız. Evet, küçük çekmece bütün karakol polisleri şahit buna. İngilizce öğretmeni diyor, İngilizce öğretmenliği yok ki benim eski eşimin. Neyse, bağlanır öğrenirsin. Peki, bir dakika şimdi ben tamam, önce şunu da, şunu da açalım. Bir dakika. Veysel Bey bir kere bakın durum çok enteresanlaşıyor. Daha da yani. Ama bu yalanlarla enteresanlaşır. Artık. Bakın Veysel Bey siz şu anda resmi olmayan bir birliktelik yaşıyorsunuz. İlknur devamlı resmi olmayan birliktelikler yaşıyor. Aslında nikahlı olduğu zaman da yaşıyor. Onlardan ayrılıp da yaşıyor. Bakın işte. Yani ama onun akıl hocası işte dediği kişi de sizsiniz ayrılıp, Veysel Bey. Ayrılıp. Ama sizin de durumunuz enteresan. Hayır ben niye benim bir şeyim hatta yok Ziya ki. Abinin sevgilisi benim burada abla. Bir şikayetim Ziya abi yok. Kim? Bir şeyim yok. Bakın arkadaşı. Ya onu, abimin evliliğini hayır, Muhammed, niye karıştırıyorsun Muhammed, sen? Bana tehdit yağdıracağına o Maraş'a gittiğinde bana adam gibi arayıp da abi böyle bir şey var deyip de özür dilemeleri var. O evet. Gördüğüm kağıtlarda. Özür diliyorum dedi. Bakın. Çok özür diliyorum. Şunu söyleyeceğim. Şimdi bunlar küçük ayrıntılar kaldı. Ayrıntılar bu söyledikleriniz. Şöyle, bana gelseydi. Şimdi şöyle yapalım Veysel ben Bey. Ben bundan bakın, niye kızdım biliyor musunuz? Siz bunu görebilecek bir adam. Yukarıdan tamam bakalım. Tamam işte nikahlı eşin nikah resmi nikah olmuş bitmiş kimliğin çıkmış kopamazsın dedim. Öyle de yürüteceksin. Onun anası senin ama anandı. Ama sonuçta yine olmamış. Olmadıysa ne yapayım? Benim olmaz. Haberim yok. 4 ayda titmatım kestim. Veysel Bey benim haberim yok dediğiniz her şeyden haberiniz oluyor. Her şeyin ama içinde siz varsınız. Bakın, İlknur acaba sizi mi örnek alıyor? Hayır. Ne alakası var canım? Benim hayatım bir sefer ikinci bir evliliğim yapmış mı? Hayır. Peki neden resmi nikah kıymadınız? Yani evlilik dediğiniz şeyde ben resmi olduğu zaman ancak ona evlilik derim. Şimdi evlilik olduğum eşimin şu anda boşanma aşaması bitmek üzere ki resmi nikah yapayım. Aynı şeyler. Ha o da evli şu o da an. Ya yani 25 onun sene, da bakın, resmi ama nikahı şurada var. Şu var 25, ama 25 sene olmuş. 25 senedir ayrılmamış mı? Ayrılmış 25 sene olmuş. Boşanmamış. Ama adam psikolojik olarak kendini devamlı o yönde vererek uzattırıyor. Ne olarak? Yani psikolojim bozuk işte dengesizim diye bir teoriyi tam şey yapamıyorum. 25 senedir bu kız kopmuş oradan. Efendim o uzatsa mahkemeleri uzatmaz bu kadar yani. Bilmiyorum yani, dayak yemiş, dar yemiş. Üç senede düşüyor. Büyük çocuklar var yetişmiş evli çocuklar onlar var. Nerede? Bir dakika. Onlarla da görüşüyorum.
Siz görüşüyorsunuz evet, onlarla. Görüşüyorum. O beyefendiyi tanıyor musunuz? Eski eşini? Yok, tanımıyorum. Ama bakın şimdi o kadar işler karıştı ki. Yani bir kişinin şimdi burada şöyle benim bir evlilik olduğum normal eşimden bir alakası yok. Yok yani bakın, şurada. Benim eşimle buradaki hiçbir alakası ilgisi yok. Değişim bakın şimdi efendim. Siz lütfen. Manevi abim diyorsunuz. Bununla da bir işim herkes yok benim. Herkes size örnek alıyor. Yani manevi kızlarım dediğiniz ama bunu yönlendiren o size örnek alıyor. Ben örnek almıyorum. Sizi örnek alıyor. Ne ama alakası var örnek? Niye beni örnek alsın canım? Çocuk mu ki? 30 yaşında, 32 yaşında yani insan. Yani keşke çocuk olsaydı daha masum olurdu. Çocuk yapmayın, olsaydı zaten vereyim. Frenlerdiniz. Yani kesinlikle izin vermezdim. Gerçi onu da şimdi ya başında kendi anası oğlum olsa, babası ki, olsa o kadar bu kıza böyle rağmen. Olmazdı. Peki örnek almıyorsa manevi abilik nerede kalıyor? Ben gereğini yaptım. Ben döndürdüm buna, gönderdim. Evine gittim. Yapma dedim. Ayrılma dedim. Bırakma dedim. En son darp olarak seçimden ama bir hafta Beysel önce. Bey, bakın. Şimdi ben şunu bir netleştireyim. Ya burada dananın altında buzağı aranıyor. Bir hafta önce dayak yemiş ya gelmiş bir kız var. Ya bak dananın altında buzağlar değil. Başka danalar var. Hani artık buzağı da değil ama artık. Ama ben burada size diyorum ki dayak yemiş gelmiş ortada kalmış. Bu doğru bir şey değil. Asla. Tamam bu dayağı niye attı ki gönderdi bu kız geldi. Asla kalmasın zaten. Ama geldiği yerde de siz de Veysel Bey bakın. Bir aile düzeninden bahsediyoruz. Aile düzeninde nedir? Resmi nikahlı eşiniz vardır, çocuklarınız vardır. Biz buna bir aile diyoruz. Siz resmi olmayan bir birliktelik yaşıyorsunuz. Onun da sizinle olan birlikteliği doğru değil. Çünkü o da aslında nikahı başkasında. Sizden Allah hani hamile kalsa bir şey olsa o da sizin üzerinize hayır, değil o adamın bakın, üzerine yazılacak. Şöyle söyleyeyim 55 yaşında. Tamam mı? Ve çocuk olma ihtimali yok. Şeye girdi, menopoza girdiği için bitmiş. Peki çocuğu... Bu Allah'ın işidir. Ama ben karışamam. Ola ki oldu. Sizin hayır. Değil. Direkt o adamın üstüne olacak çocuk. Ama bildiğin zaten onu tedbirini alırsanız olmaz. Bilinçli olarak karşılıklı. Şöyle ki boşanma... Bakın, doğum kontrolü keşke herkes bilebilse. Hatta evet. Keşke şu odadaki şimdi, herkes bunu çoktan bakın, bilmiş olsa da biz bunları yaşamasak hiç buralara gelmesek. Biz evrakları hazırladık. Allah ben biliyorum da. Pazartesi günü olmayan var da avukatım bu işe ilgilenecek, bunun doğru dosyaları çıkacak. Müracaat edildi şu anda mahkemede boşanma sürecinde, aşamasında dava. Veysel Bey siz bakın herkesi ben biliyorum bu işleri diyorsunuz. Fakat şu anda birlikte olduğunuz hanımın hala bir kere tabii bunu bilerek berabersiniz. Resmi nikahı var ve boşanma aşamasında onu boşamak için bir şey yapmamışsınız 25 yıl. Ya şurada bir şey olmadı daha ya bir sene bile mi olmadı diyorum. Biz sizin birlikteliğiniz bir sene mi oldu daha? Olmadı bilen. Bunların evraklarını hazırladık, avukata verdik vekaletini. Dava devam ediyor. Avukat ilgileniyor şu anda. Yani 25 senedir yoksa bir yılda boşanılır mı? 25 senedir hayır, boşanma olmadı. 25 sene süreçte kalmış zaten. Orayı çözemedim mal şimdi. Mal mülk mü istiyor şu anki? Bilmiyorum işte. Hiçbir şey istemiyor ama avukat onları çözecek işte. Pazartesi Halil, ne günü diyorsunuz? 25 yıl sürer mi boşanmış? Ben anlamıyorum niye sürmüş bu kadar. Neden 25 yıl sürer? Her olayın... durumu farklıdır. Yani neden olabilir mesela? Neden olmuş olabilir? Şimdi bir kere öncelikle şöyle düşünmek lazım. Bir, 25 yıl olabilir mi? Olmuş mudur? Onu da bilmiyoruz yani. 25 İkincisi, yıl ayrı yaşayınca zaten boşanma olmuyor mu? Şimdi bu 25 yıl ne kadar ayrı? Bu bir yıllığını biliyor ya beyefendi. Şimdi tam bir yılda olmuyor. Kalan 24 yıldan haberimiz yok şu tabii anda. Doğru, kalan 24 yıl ne oldu? O da gitti geldi mi bu arada? Hani mesela diyelim ki bir boşanma davası açtı. Ama bu arada gitti 5 sene sürdü. Tam boşanacaklardı geri döndü eşine. Ondan sonra geri döndüğü için önceki olaylar hukuken boşanma sonucunu doğurmayacak olaylar durumuna geliyor. Sonra tekrar ayrıldı diyelim mesela. Bir dava daha açtı. Bu sefer belki de reddedildi. Bekleme süreleri var falan. Yani her i̇şte olayın durumu farklı. İşte avukat, yani onu, avukat pazartesi günü verdik. Vekaleti evet. Verdik. İlgilenecek neyin ne oldu çıkacak. Yani ben ona bakmak ikinci lazım. İkinci eşimi öyle bir evet. Yerde ki yani oturulacak kalacak bir yer değildi. Evet. Önce onun da mı acaba yani, manevi sen, ablası? Yok alakası yok. Bakın belki hep oraya değinmeyin lütfen. Ruhen size şeye geldi, bir yardıma geldi. Hem o madretten hem de bekarsan ben teklifte bulundum. Bir dakika bugün. Teklifte bugün, bulundum, kabul etti. İnşallah ya bu öyle. İşleri bitirir ve gerçek bir birlikteliğiniz olur. Aynen aynen bizde yok. Yani size yakışan, her erkeğe yakışan bakın, budur. Beni... Şimdi öyle saçma sapan şiirlerle geliyoruz ki hayır, yani asla.